Biga'nın merkezi neresidir diye bir soru sorsam alacağım yanıt kuşkusuz hükümet meydanı olur. Evet, Biga'nın geçmişten bugüne hafızasında da yer etmiş olan, Bigalıların zihin haritasında özel bir yer işgal eden alan hükümet meydanıdır. Biga'nın merkezi olarak bilinir. Çok özel bir alandır gerçekten. Bir yanında mimarisiyle dikkat çeken Çarşı Camii, hemen onun önünde yine mimarisiyle çok göz alıcı bir şadırvan. Yukarıda öbür köşede hükümet binası. Eskiden onun yanında küçük bir cezaevi ve jandarmanın kalacağı yapı. Hemen arkasında da bir hamam. Tam ortada geçmişte Atatürk ve İnönü büstleri yan yana. Daha sonra politik nedenlerle İnönü büstü kaldırılıyor. Atatürk büstü kalmıştı. Bütün bayramlar bu meydanda yapılırdı. Ben de çocukluğumda ilkokuldayken hatırlıyorum. Oradaki bayram törenlerine katılmıştık. İnönü büstü yoktu ama Atatürk büstü vardı. Yani hükümet meydanı Biga'nın her zaman merkeziydi. Bütün yollar oraya çıkardı. Ama biliyor musunuz ki geçmiş yıllarda ve 60'larda buranın taşınması gündeme gelmiş. Hükümet binasının buradan başka bir yere taşınması düşünülmüş, tartışılmış. Neyse ki başarılamamış. Eğer olsaydı burası meydan ve merkez olma özelliğini yitirecekti. Biga hafızasının çok önemli bir bölümünü daha kaybedecekti. Peki ne olmuş? Neden taşınması gündeme gelmiş? Nereler önerilmiş? Nasıl olmuş? Gelin bunu izleyelim bugün. Biga'da Sabah gazetesinde bir haber, manşet haber. Yeni hükümet konağı diye. Haberde şöyle diyor. Sevinç'le öğrendiğimize göre ilçemize yeniden bir hükümet konağının yapılması kararlaşmış. Yine haber aldığımıza göre bu binanın yeri Bandırma Şosesi'nin sol tarafındaki eski mezarlık olarak tespit edilmiştir. Hükümet konağının orada yapılması ancak o semtte arsası olanları sevindirir ve memleketin iktisadiyatını oldukça felce uğratır. Buna mukabil şehrimizin bütün sakinlerini ve köylünün hepsini de hayal kırıklığına uğratır. Hükümet binası gibi gencini, ihtiyarını, kadınını ve erkeğini yakından ilgilendiren bu müessesenin mümkün mertebe şehir içinde bulunması elzemdir. Genç kaymakamımız bu bina Bandırma yolu üzerine yapılırsa şehir o semte doğru uzayabilir düşüncesiyle bir tercih yapmış olacaktır. 5-10 zengin müstesna halkımızın fakru zaruret içinde bulunmasına göre kaç kişi oralarda ev, dükkan, otel ve sahire yapabilir? Buna karşılık Bigalı hemşerilerimizin tensip ettiği mahal bugünkü garaj yeridir ve arsası da müsaittir. Şehirli ve köylüden bir fikir yoklaması yapılırsa Bandırma yoluna bu çok müprem binanın yapılmasına kimsenin rıza göstermeyeceği pek aşikardır. Muhterem kaymakamımızı Bigalı hemşerilerimiz adına bu iki yeri bir daha gözden geçirmesini dileriz. Tabii burada garajın olduğu yer diye belirtilen yer bugünkü Biga Ticaret Merkezi'nin olduğu yer. Yani eski Bigalılar için eski garaj denilen yer. Aradan 7 yıl geçmiş. 1969 yılının Aralık ayındayız. Yine hükümet konağının taşınması ya da yerine yapılması tartışılmaya başlanmış Biga kamuoyunda. Biga'nın Sesi gazetesinde bu konuda bir anket açmış. Diyor ki, günlerdir kamuoyunu düşündüren bu konu için iki fikir var. Bir, hükümet konağı şehir merkezinde olduğu için eski yerine, iki, lise binasının yanına mı inşa edilmelidir? Ve haberde de şöyle diyor. Gazeteniz Biga'nın Sesi, günlerdir üzerinde en fazla tartışılan, çeşitli fikirler yürütülen bir konuyu sizlerin oylarını, görüş ve düşüncelerini alarak faydalı bir yön vermek istiyor. Evet Sayın Bigalılar, eski bir mazisi olan hükümet konağımızın yerinin değiştirilmesi veyahut yıkılıp aynı yerde yeniden yapılması düşünülmektedir. Gazetemizde bu konuya büyük önem vererek ilgililere yardımcı olmak istiyor. Belediye meclisine verilen bu görev, kurulan bu komisyon, kurulan bir komisyon tarafından yeri tespit edilmektedir. Komisyonun üzerinde daha çok durduğu yerler şunlardır. 1. Lise binasının yanı. 2. Bandırma yolu üzerinde herhangi bir yer.
Diğer taraftan da eski yeri olan büyük şadırvan karşısında bulunmasıdır. Gazetemizin hükümet konağının nereye yapılmalıdır ekibi vatandaşlarla konuşup fikirlerini alacaklardır. Ve kamuoyunda bir tartışma başlar. Herkes fikrini beyan eder. Bir anı sesi herkese tek tek sorar ve bugün adını hatırladığımız çok kişi yanıt verir. Mesela belediye başkanı Fethi Usumi demiş ki, benim görüşüme göre hükümet konağı eski yerinde inşa edilmelidir. Yıkılacak olan cezaevi, jandarma karakolu ve belediye hamamı orada mükemmel bir tesis yapılmasını sağlar. Eski belediye başkanı Müçtebaşallı Şallı da demiş ki, hükümet konağının eski yerine inşa edilmesi en uygun haldir. Garajın, sanayi sitesinin, hastanenin, lisenin karşı yakada bulunması o tarafın gelişmesi için kifayetlidir. Bir kadar hükümetin oraya taşınması şehrin canlılığını ortadan kaldırır. Muhasebeci Muzaffer Tüver de şöyle demiş. Hükümet konağı eski yerine inşa edilmelidir. Çünkü şehrin merkezidir. Hükümet konağı için aranacak en önemli vasıf da budur. Avukat Ali Vehbi Ünlü de yeni düşünülen yerde yapılmasının taraftarıyım. Gelecek için daha uygun bir yer demiş. Yine avukat Alev Üner, yapılacak binanın eski yerinde yapılması uygun buluyorum demiş. Avukat Mustafa Kumral, yeni düşünülen yerde yapılmalıdır. Böylece eski bina bir okul olarak kullanılır hale getirilebilir demiş. Avukat Ahmet Hamdi Sezen, eski milletvekili, eski yerinde yıkılıp yeniden yapılmalıdır demiş. Tüccar Tevfik Başarır, hükümet konağı şehrin merkezinde olduğu için eski yerine yapılmalıdır demiş. PTT Müdürü Abdi Güvenir, eski yerinde yapılması taraftarıyım demiş. Jeologların raporlarına göre karşı taraf çok da uygun olmaz görüşünü belirtmiş. Biga'nın sesi ankete günlerce devam etmiş. Mesela İlker Aksoy, cezaevinin, hamamın, jandarma karakol binasının yıkılması ile elde edilecek sahada Biga için elzem mükemmel bir tesis yapılabilir demiş. Sabit Çuhacı yeni yerine yapılmalıdır demiş. Tahir Akman, eczacı ve çok bilinen bir ad, hükümet konağı eski yerinde yıkılıp yapılmalı demiş. Saadettin Tabak, şehir merkezinde olması önemlidir, eski yerinde yapılsın demiş. İsmail Hakkı Çakır, yeni düşünülen yerlerden bir yere yapılmalı demiş. İrfan Conker, eski yeri demiş. Orhan İrez, eski yeri demiş. Ayşe İrez de eski yeri demiş. Ali Karapınar, Güler Süzgün, Emine Temelli farklı görüşler belirtmişler. Ali Karapınar örneğin garajın, pasajın değerlendirilmesi için hükümet konağı yeni yerinde inşa edilmelidir demiş. Hemen altında da gazete o günkü anket sonucunu açıklamış. Eski yerinde diyen 22 kişi, yeni yerinde diyen 5 kişi demiş. Bir süre sonra belediye meclisi karar vermek üzere toplanacak. 30 Aralık günü Biga'nın sesi manşet atmış. Belediye meclisi bu gece toplanıyor. Yeni hükümet konağının yeri görüşülecek. Yaptığımız ankete göre halkımızın %89'u hükümet konağının eski yerinde yapılmasını istiyor demiş. Kentimiz Belediye Meclisi'nin bu geceki toplantıda Biga ve Bigalılar için en hayırlı kararı almasını diler. Çalışmalarında başarılar dileriz demiş. Evet, bakalım Belediye Meclisi nasıl bir karar almış. Belediye Meclisi'nin kararı diye bir başlık atmış. Ertesi gün Biga'nın sesi, hükümet konağı eski yerine yapılacak. Aynı dönemde de Birlik Gazetesi yayınlanıyordu tabii Biga'da. O bu konuya çok fazla girmemiş. Sadece 30 Aralık Salı günü manşetten şöyle bir haber yapmış. Siz gitmeyin, binaya gelsin. Biga'nın Sesi gazetesi bir anket açmış. Hükümet konağı nereye yapılmalı diye. 336 kişi de eski yerinde olmalı şeklinde cevaplandırmış. Bu cevaplar çok ilginç. Çamur olurmuş, fay bölgesiymiş, uzakmış, inşaat yapanların çoğu şehrin içinde bina dikiyormuş ve benzeri.
Peki yeni yapılan binalar, lise ve yeni yapılacak hastane binası, kız enstitüsü için hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Tuhaf şey doğrusu. Birlik gazetesi ertesi günde belediye meclisi toplandı. Hükümet konağı yerinde kalacak diye bir başlık atmış. Belediye meclisi akşam Başkan Fethi Sumi'nin riyasetinde toplandı. Gündem gereğince belediye bütçesi fasılları arasında münakere yapılmasıydı. İkinci olarak İş Bankası'nın aylık kirasının görüşülmesine geçildi. Sonra yeni yapılacak hükümet konağı mevzu ele alındı. Komisyon raporunun okunmasından sonra İsmet Dereli ve Adnan Onat söz alarak raporun savunmasını yapmışlardır. Sezai Sudan'ın teklifiyle oylamaya geçilmiş ve ittifakla eski yerinde yapılsın kararı alınmıştır.